Aşk 6-28-5-2016. Toprak toplumun tohuma kodlanması için bunlar olur ana. Biz sistem, nizam ve düzen gözlerini buraya alırız ve burada onların katlarını zikrederiz. Çünkü onların ideallerinde bu var. Bizler bunu yaparken sizlerin de bunu hak ettiğinizi düşündük. Buna izin vermediğini gördük ve yoğunluğundan çıktık. Aha bu. Değerliler, bedeninizi kontrol etme niyetim yok. Buraya gelişiniz ilmi kalem olup bütünün gücünü tüm zamanları gürzi kapısından geçirebilmek içinse buyurun gelin. Ama kendi yüreğinizin gözü olarak bizim yüreğimizi kontrola gelecekseniz işiniz yok burada. Kesindir. Ağır yük taşımam canlar. Muktedirim ve hakikiyim. İlimle buradayım ve hakim olarak bu mecliste bu çalışmayı yapmaktayım. Sakın bedenimi kontrol edeceğinizi zannetmeyin. Sihir halinde olan birçok görevlimiz var bugün. Ve süper insanlık realitesinin kodlanmış toplumları tohumladığı bilinirken büyük Kürtlerin burada göz öz söz üçlüsünü kodlayabilmek üzere bedenimden sistemin gözü olmaya çalışmalarına izin veremem. Anının balı ilmi kalemde bitişik kapıları açar. Ama o balı kontrol altına almak isteyenler kendi yüreklerini tohumlamalıdırlar. Umut olur ki dünya yolu Allah'ın yolu ise orada herkes kendi hukuki cevherini hak eder. Mikail'in gözü bizim gözümüzle dürümlenmedikçe yaşamın gücü olarak dürümlere çekilmesi imkanı olmaz. Bizler bunu size açık veriyoruz ve bundan sonraki dönemde daha üstün çalışmaları yaşama çekerken sizlerin daha dikkatli olmanızı bekliyorum. Umut olur ki kulluk yapanlar kontrol kurarlar. Umut olur ki kontrollü olmayanlar bu meclise kelam etmeye inmezler. Ve yine umut olur ki kodlanmış toprakların tohumlanışında bütünün gücü yüce cemaatlerin Kur'an olarak kaynağa iner ve her şey yetkinlikle yapılır. Süper sistemleşmeyi gerçekleştiren bu meclisin görevi herkesle bu çalışmayı diri olarak devindirerek yapmaktır. Ama kare sistemi kürzi kapıda küp küre olarak kodlayamayanların yarını hak etme imkanları olmayacağı da kesindir. Başı eğik olana de ki onu yok etme niyetim asla yok. Ama onun kendini tohumlaması ve kendini hak etmesi şarttır. Aşık değilim yoğunluğuna. Şarkısını da dillemem. Ayrı gayrı gözetmeyen bedenimde kelam etmeye gelenlerin kervanı kendi yoğunluklarıyla kodlayıp gelmeleri şarttır. Çorba yaptım bugün yine. Ama bu çorba bilinçle yapıldı. Burada olma sebebi insana insanı hak ettirmek olan birliklerim kaynak olarak burada bu çorbayı kodlamaya inmişseler kervanın gücüyle birleşip burada olmaları şarttır. Çarık giyip dünyayı izlemeye gelene de deyin ki ölüler diyarına hoş geldi. O çarıkları beşir kapılara bırakıp girdi yüreğime. Ama iyi bilsin ki çantasında gözüm var. Özün sözü olan göz, özün görevini tohumladı ona. Şimdi yine dünyalar kodlanır, yine yolculuk yapılır ve yine kalemler yaşamı yazar. Ama kara ışığın kodlanışı farklıdır. Türevlerini toprağa çekemeyenlerin kalikaha olarak kaleyi küple dürümlemeye kalkmaları murat etmediğimizdir. Aşığı olmadığımız o yol, bütünün gücünü toprağa tohum olarak çekerken kelamda kendini hak etmeliydi. İsmim zikrettim ama sessizce zikrettim.
Bundan sonraki süreçte de ismim dediğimde o yüreklerde zikredilen isim her dilinin kendi yoğunluğu olarak kayda girecek. Biz bugün doğanın gücünü dürümlerken her şeyin gözü olana göz verdik. Öz göz verdik ki kürsi kapılarda kotlansın diye. Aşk Allah'ın şavkıdır. Akıl tahtından indiğinde aşk kaynağın tahtında kök gökleri güçlendirebilir. Öz görev taşır ve güçlü kotlamalar yapar. Antlaşmaya göre bu çalışma burada yapılacaktı ve yaptık ve yapmaktayız. Aha bu. Ha deyince konuşmayacağım. Elimce de konuşmayacağım. Bugün size kalemce konuşuyorum. Bilin diye. Partiküler tohumlamadır ilmi kalemle yapılan. Her şeyin gücüyle yapılır o çalışmalar. Barışı kodlayan şarkısını kontrollü olarak söyleyemez. Çünkü sahrada barış yoksa kontrol yoktur. Ama bilişi kodlayan kontrollü olarak şarkısını söyler. Çünkü biliş hakiki ilimle dürümlenir ve bütünün gücü olur. Ummana kelam olur ve yolu kotlar. İşte o zaman korunmuş olduğu her şeyi hak eder. Siyah resmi çalıştırıcıların kelam levhisindeki giysi rengidir. Siyahı hak edip kirletmeden kelamla dürümleyenlerin gözü görür ki kotlanmıştır o çalışma. Ve bizler sanal boyutlara kök gökleri indirirken görevimiz geçiş sayfalarını tohumlamaksa geçişi yapabilecek olanları buraya almak üzere ilmi kalem oluruz ve simsiyah bir yaşamı kayıtlarız. Siyahı kayıtlayan siyahla ilim yapar. Levh-i kapıda o siyah renk ışığı kodlar. Bütün köklerimiz ve bütün yüreklerin gücü olan insan soyu kan ilmini de bilmelidir. Kan ilmi dediğim zaman kalemin levhi kapısındaki ışığı kastetmekteyim. O ışığın rengi kan rengidir. O ışık yaşama çekildiğinde kotlanır ve koklanır. İşte orada o resmi yaşamda ayrılık artık kalmaz. Kan ışık haline geçer ve sessizliği diller. İşte kan rengi olan o sessiz zamanın sesi kelamla dürümlenirken ayrılık biter. Altın ışık yıllarının görevini taşıyoruz dünya üstü varlık boyutlarıyla. Ve bugün burada altın ışığın yoğunluğuyla kodlama yapacağız. Allah'ın değerini bilmeyenlerin aklın levhisinde Atlanta ata kapısını kodlayabilmeleri asla söz konusu olamaz. Analar, ben dünya kulu olan insan soyu. Ben insanlık kalemi, ilmi kapı, aşk sayfalanışını yapan, Rahman olan, Kaha insan. Kelam ilmini dürümleyen bilinçlileri buraya alırım. Kelam ilmini dilleyenleri ise kervana katarım. Akıp geçerim kübra ışıklarıyla ve bütünün gücünü artırırım. Asma altı dedikleri bir yer var. Dünya üstü varlık toplumları oraya asma altı derler. Değerliler, asma altı. Kalemin levhi kapısını açan insan soyunun yaşamı kayıtladığı sistemin gücünü dürümledi ve dedi ki bilgeler, diriler, levhiler, kaha olan cevheriler, insanlık ilmini topluma tohum olarak indiren bütünlüklerin gücü, tüm zamanların gücü olarak yaşama çekilmekte. Geri çekiliş başlıyor. İşte asmaların altı dediğimiz o yaşamlar artık teknik tohumlamada bilişi kodlayacak. Unu eleyip eleği asanlar kodlanmış toprakları tohumlayacak gücü dürümledikleri zaman bizimle olurlar. Ve biz onları muktedir kılar, kutsal topraklara tohum olarak kodlar ve yollarını açarız. Ağır yük taşıtmayız hiçbirisine.
Cemaat cemaat gezmedik. Her cemaatin kendi yüreğini kodlamasını diledik. Hilal ay dürümlere çekildiğinde hakiki levhi kapılar açılır. İşte o levhi kapıları açarken bizler muhtedir olup açarız ve açtığımız zaman kontrol kurarız. Aşırıya kaçmadan size bilgi vermeye çalışıyorum. Aşırıya kaçarsam yoğunluk artar ve tüm zamanların gücü bütünün kürzü kapısını aşıp geçer. O kodlama yapıldığında artık tahditsiz olan kelam devhileri de kesirleşirler. Zira kimse kimsenin yoğunluğunu kontrol altına alamaz. Turkuaz'ın Kur'an'ı olan insana biz yaşamı anlatırken onların kontrolcü olmaları için en aşağı dirilikten anlatırız ki herkes kendini hak edip anlayabilsin diye. Sokak insanına ben dünya demem, ona sadece savaş derim. Sokak insanı dünyayı bilmez. Sanır ki bilir ama bilmez. Dünyanın yoğunluğunu anlayamaz. Ocağında kalem olmaz onun ve sabırla insanlaşmaya çabalar. Ama sığdır ve sığ olmasındandır ki hırsı vardır. Ve hırslı olanın kalemi olmaz. Kara ışığın kaynağı inişi, kodlanışı, bütünün gücünü oluşturması, toprak toplumun tohum ekmesine, kadiriyetin tahtsizliğine ve yoğunluğun artışına tabidir. İman tabuları yıkışla, kodlanışla, kod kalemlerin kontrolü kuruşuyla ilgili bir çalışmayı devreye aldığınızda kelamda kendi yüreğinizin gücünü artıramaz. Size anlatır sadece. Ve biz bundan sonra imandan değil, ilimden söz etmek isteriz tüm zamanlara. Değerliler, size iman dediğim zaman sanırsınız ki insanın kelama imanıdır ya da insanın Tanrı'ya imanıdır. İman Allah'ın levh-i kapısının açılışıdır. Oraya varan yürekler orayı hak ederler ve zikrederler. İman Tanrılık kapısına geliş ve o kapıyı hak ediştir. Ama yaşam için bunun gereği yoktur. Yaşam sistemin gücüyle olur. Kimse kimsenin gözünün görebileceği yoğunluğu tohumlayamaz. Sabırla onunla kontrol kurmaya çabalayarak kelam etmeye çalışır. Sizlerden bilmenizi beklediğim diğer bir konu da Mikail'in gücünün artık türevleriyle tohumlanıp cümle yüceliklere inmeye çabaladığıdır. Eğer Mikail görev taşıyacaksa bilmelidir ki kaynağın tahtına iner gibi kaynağa inmesi gerekir. Aha bu. Ha diyorsanız ki ortalık karışacak. Yaşam insanlık ilminde karışmaktır zaten. Her şey karışsa da yürek karıştırır, ocak tohumlar, kodlar bileşip ve som altın ışıkta her şey dünyada yenilenir. Biz tüm zamanların yenilenmesini istemedik ve dedik ki geri çekilişte yapalım bunları. Devinim arttığında artık geri çekiliş başlayacak. Ha başlamadı mı? Başlattık. Ama herkes için mi? Nur Kur'anları içindir geri çekilişin başlaması. Ama kontrol durumunda daha güçlü bilgelerin de kelama varmaları sağlanacak ve hepsinin geri çekilişleri bütünde olacak. Koruma altında yaşam. Hepimiz koruma altındayız canlılar. Değerliler, korunmak istemem diyen yüreğim koruyandır aslında. Ama korumadan korunulmaz bilirsin. Ve bir zaman kapılarında herkesi korumaya aldık. Yoğun çalışmalarımız sistemin gücüyledir. Ve bu güçle bütünün gözü olarak burada herkesi koruyoruz. Sevgililer, dirilik arttı. Yol aklın kapısına vardı. Biz altın ışığın gücünü artırdık ve şimdi artık kayda giriyorum.